Şüphesiz ki şeytan insanı şu iki tuzaktan birine düşürmek ister. Ya onu riya yapmaya, yani Allah'a karşı ikhlaslı olmaktan uzak tutmaya götürür veyahut da onu riyaya düşerim korkusuyla amel yapmaktan uzak tutar. Bu şekilde o amelin sevabından mahrum kalır. Şeytan o kimseye örneğin sadaka gibi açıktan işlenen bazı amelleri yapmaktan alıkoymaya götürür. Zira yapılan bu aşikar amelin ona rüya olduğunu süslü göstermiştir. Şeytanın giriş kapılarından olan bu durumdan dolayı Müslümanın dikkat etmesi gerekir. Bu amelden mahrum olmak istemeyen bir kulun şeytanın söylediği vesveselere kulak asmaması gerekir. Ve riyaya düşerim korkusuyla bir amel yapmayı terk etmek şeytan işidir. Evet, riya şirktir. Ancak riyaya düşerim korkusuyla bir Müslümanın Allah'ın kendisine emrettiği vacipleri yahut sakındırdığı haramları uyarma hususunda geri durması yakışmaz. Yahut iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktan geri duramaz. Tüm bunlar şeytan işi tuzaklar ve vesveselerden ibarettir. Tüm bunlar şeytanın insanı Allah yolundan alıkoymak, iyiliği emretmekten ve kötülüğü sakındırmak hususundan insanları geri tutmak için yaptığı tuzaklardandır. İnsan böyle şeylere iltifat etmez, itibar etmez. Bu vesveseye kapılmaz. Bilakis Müslüman kardeşleri nasihatte bulunur. Şeytanın sen şu an riyada bulunuyorsun vesveselerine kulak vermez. İyiliği emredip kötülükten sakındırır. Niyeti iyi olan bir kimse, ihlaslı olan bir kimse, Yüce Allah'ın onu gördüğünü bilir. Vesveseleri ise aldırmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ameller ancak niyetlere göredir buyurmuştur. Kimin niyeti Allah ve Resulüne hicret etmek ise, onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin de niyeti dünya ise, yahut nikahlanaca bir kadın ise, onun niyeti onadır.